Merhaba arkadaşlar, hepiniz Korece dersine hoş geldiniz. Annyeonghaseyo, Korece öğrenmeye hazır mısın? Bir hatırlatmayla başlayalım. Arkadaşlar lütfen kanalımızda yer alan videoları oynatma listesindeki sıraya göre izleyiniz ve ayrıca kanalda Korece öğrenirken dikkat edilmesi gerekenler, Korece Kaynaklar adında iki tane farklı video var. Onları da mutlaka izleyip şu iki ve üçüncü uyarıyı da dikkate alınız. Bugün sizlerle birazcık öğrendiğimiz kelimeler üzerinden ve geniş zamanla ilgili bazı alıştırmalar yapacağız. Başlayalım isterseniz. Şimdi kelimeleri resimlerle eşleştiriyoruz. İsa neydi? Doktordu. O zaman iki numarayla eşleştirdik. Hesavon neydi? Şirket çalışanıydı. Şimdilik bu bir kalsın çünkü birden fazla değil de. Ne var mesela? Bir numara şirkette çalışan birine örnek. Hakseng neydi? Öğrenci. Burada çocuk masasında çalışmış, ders oturmuş, ders çalışıyor. Sonsengim neydi? Öğretmen. Burada da birisi ders anlatıyor. Devam edelim. Burada ağaç var. Yine resimlerle. Bu sefer hani biz ida fiilini öğrenmiştik ya, ağaçtır, kıyafettir, çiçektir gibi. Bunları şimdi şey yapacağız. İsim cümlesi haline getireceğiz. Namu yeyo. Son harfi U olduğu için ne olacak? Yeyo alacak. Namu yeyo. Ot. Neydi? Kıyafet demekti. Son harfi sessiz olduğu için yeyo olacak. Oshiyeyo. Siz yazarsınız, ben söylüyorum. Got. Neydi? Çiçek. Bu yine sonda Ç harfi olduğu için ne olacak? Sessiz harf olacak. Gochiyeyo. Çona telefon demek. Sonunda va olduğu için bakın sesli harf. O zaman ne olacak? Yeyo. Yani çona yeyo. Telefondur. Bunlar ne oldu? Ağaçtır, kıyafettir, çiçektir, telefondur oldu. Türkçelerini de söyleyeyim size. Myongham. Bu arkadaşlar kartvizit demek. Hani işinizle ilgili kart bastırırsınız ya, kartvizit onlar. Bu da sonunda M harfi olduğu için sesliyle başlayacak. Yani Myeongham yeyo, kartvizittir. Tamam mı? Şimdi burada arkadaşlar birisinin kendini tanıtmasıyla ilgili örnek cümleler var. İşte ben Simolya'yım, ben öğretmenim gibi. Tamam mı? Burada size bilgileri vermiş, kişinin adını vermiş, mesleğini vermiş. Şimdi yapalım. Kendimizi tanıtırken ben diyoruz ya, çoğunun. Neden burada nın geliyor kısmı ile ilgili? Bazılarınız, ben iga ve ınını anlattım ama bazen o ilk anlatıldığını netleşmiyor. Kanalımızda ilerleyen videolarda ının ve iganın farkı ile ilgili bir video göreceksiniz. O zaman hani sıra o videoya geldiğinde daha iyi anlarsınız. Şu an anlamadıysanız yapacak bir şey yok ama kendinizi tanıtırken çoğunluğunla başlamanız daha iyi. Çünkü burada bir tanımlama yapıyorsunuz. Siz teksiniz, vereceksiniz, diğer insanlardan farklısınız. Bu nedenle burada nın kullanacaksınız. Çonun eni yeyo. Kızın adı eniymiş. Çonun hakseng yeyo. Bir kere çonun işte eni yeyo dediniz ya. Aşağıda bir daha çonun demenize gerek yok. Zaten kendinizden bahsediyorsunuz. Direkt hakseng yeyo diyebilirsiniz. Yani ben eniyim, ben öğrenciyim. Devam edelim. Şimdi burada yine bunlara göre yapacağız. Çonun kırısı yeyo. Sonsengim yeyo. Bakalım doğru mu? Çoğunun krisi yeyo. Sonsengim yeyo. Bakalım Kim Jimin ve hesap olmuş. Yani Kim Jimin'miş adı ve şirket çalışanıymış. Çoğunun Kim Jimin yeyo. Hesap on yeyo. Bakalım. Çoğunun Kim Jimin yeyo. Hesap on yeyo. Ben Kim Jimin'im. Şirket çalışanıyım. Dördüncüyü size ödev vermişim. Misako, adı Misako'ymuş ve Kanosa'ymış, yani hemşire. Sukçe arkadaşlar ödev demek, tamam mı? Sukçe'yi görünce ödev olduğunu biliyorsunuz. Yorumlara bu cümleyi yazıyorsunuz, tamam? Chonun, Kişan, Yorisa'ymış. Yazalım cümlemizi. Chonun, Kişan yeyo, Yorisa yeyo. Bakalım Chonun, Kişan yeyo. Yorisa yeyo. Tamam, burada hem isim cümlesi kurmayı
tekrar etmiş olduk. Hem de meslekleri tekrar etmiş olduk. Hem de aslında kendimizi tanıtırken basitçe iki cümle kurmayı görmüş olduk. Devam edelim. Enişinin miguk saramiyeyo. Enişinin miguk saramiyeyo. Ne? Miguk saramiyeyo. Şimdi arkadaşlar buradaki örnek aslında eni Amerikalı mıdır? Evet, Amerikalıdır. Milliyet sorma, milliyet söyleme ile ilgili cümleler nasıl kurulur, nasıl söylenir? Burada eni ismi verilmiş, milliyeti söylenmiş. Ona göre örnekleri yapalım. Kişan şinin nereliymiş? İndosaram. İndosaram yeyo. Ne? İndosaram yeyo. Yani Kişan Hintli midir? Ne? Hintlidir. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada Misako verilmiş. Misako Kanosaymış. Burada ne diyeceksiniz? Misako şinin hemşire midir? Evet, hemşiredir. Tamam mı? Soru bu. Türkçesini söyledim. Siz artık Korecesini yazıyorsunuz. Ödev yorumlarda görmek istiyorum. Devam edelim. Vei shinen. Burada nokta nokta mıdır? Evet. Unheng won yeyo demiş. Yani vei unheng won yani banka memuru. Banka çalışanı. Bunu yazmamışım Türkçesini. Unheng banka demek. Unheng won işte banka memuru, banka çalışanı gibi düşünebilirsiniz. Tamam. Not alalım bunu da. Burada arkadaşlar soruyu soralım. Vei shinen unheng won yeyo. Ne? Unheng won yeyo. Banka çalışanı mıdır? Banka çalışanıdır. Ay şunu. Chemin shinen hesab won yeyo. Ne? Hesab won yeyo. Bakalım. Gördünüz mü? Yeyo'ya falan dikkat edeceksiniz. Bunlar hep isim cümlelerinin işte kuruluşu. Şimdi bakıyoruz. Burada ne yapacağız? Enişinin miguk saramiyeyo. Ne? Miguk saramiyeyo. Burada arkadaşlar hem milliyet hem de meslek sorup söylemeyle ilgili cümleler arka arkaya verilmiş. Şimdi burada önce milliyeti, burada da mesleği verilmiş. Bakarak artık örnekleri yaparız. Enişinin miguk saramiyeyo. Ne? Miguk saramiyeyo. Sonsengi miyeyo? Aniyo. Haksengiyeyo. Diyor ki enişi Amerikalı mıdır? Evet, Amerikalıdır. Amerikalı. Sonsengi miyeyo yani öğretmen midir? Hayır. Öğrencidir. Burada da neyi görüyoruz aslında? Hayır, şöyle şöyledir demeye örnek cümleler görüyoruz. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. Vei shi chungguk saramış ve unheng olmuş. Ona göre cevaplayacağız. Vei shi'nin chungguk saramiyeyo. Ne? Chungguk saramiyeyo. Unheng won yeyo. Ne? Unheng won yeyo. Gördüğünüz gibi ikisine de ne? Chungguk saramiyeyo. Ne? Unheng won yeyo. Şeklinde cevap veriyoruz. Devam edelim. Fransızmış yani yori saymış bu da. Anna shinin yonguk saramiyeyo. Aniyo. Fransız saramiyeyo. Kanosayeyo. Aniyo. Yorisayeyo. Bakalım. Aniyo prensi saramiyeyo. Aniyo yorisayeyo. Gördüğünüz gibi çok basit. Kincimi şinin çunguk saramiyeyo. Aniyo hanguk saramiyeyo. Haksengiyeyo. Aniyo hesabonyeyo. Yani hiçbir şey tutturamadınız kardeşim ya. Gördüğünüz gibi bu şekilde cevap vereceksiniz. Burada ödev vermişim. Soruya bir kere okuyalım. Tanaka shinin ilbon saramiyeyo. Unheng won yeyo. Bakarak cevap verip yorumlara yazın. Şimdi bir insana mesleğini nasıl soracağız? Bir insana mesleğini sorarken direkt chigobi moyeyo. Ya da aynen chigobi moyeyo da diyebilirsiniz. Yani mesleğiniz nedir? Ya da chigobi moshimnikka da diyebilirsiniz. Bu daha resmi bir soru oldu. Ya da shilleciman musun iri haseyo. Bu daha kibar. Bakın bu çok kibar. Bu gerçekten kibar. Bu da günlük ama siz bunu da söyleseniz yani sadece musun iri haseyo da deseniz olur. Tamam mı? Chigobi moyeyo ya da chigobi moshimnikka gibi şeyler de söyleyebilirsiniz ama
bu da daha yaygın kullanılıyor diyebiliriz. Şimdi bakalım arkadaşlar burada ne yapılmış, hangi ülke, nerelisin falan demiş, işte hangi ülke insanısın falan. Onunara sara mimnikka resmi söylem. Bu resmi soru, samimi sormak isterseniz de buraya yazmışım. Sara mieyo şeklinde soracaksınız. Yani onunara sara mimnikka resmi, onunara sara mieyo samimi. Cevap zaten az önceki gibi ya ieyo, yeyo ya da imida ile biter. Şimdi bakalım. Onun ara saram imnika. Loşia saram imnida. Bakalım. Çoğunun loşia saram imnida. Ben Rusya insanıyım. Yani ben Rusum diyor. Burası bu diyor ki hangi ülke insanısın? Nerelisin? O da diyor ki ben Rusum. Şimdi bu ikincisi ödev. Muhtemelen yazmamışım. Onun ara saram imnika. İşte yongok diyeceksiniz. Üçüncüye bakalım. Onun ara saram imnika. İlçonun ilbon saram imnikka. Ay saram yeyo. Ve saram imnida. Bir daha yapalım. Çonun demeseniz de olur ama çonun deseniz cümle çok daha düzgün. Çonun ilbon saram imnida. Çonun ilbon saram yeyo. Şeklinde iki şekilde söylenebilir. Devam edelim. Şimdi bu muhtemelen son. Burada arkadaşlar size kimin o imnida ve çoğu verilmiş. Yani buradan işte bir cümle kurmanız bekliyor. Verilenlerle cümle kuracaksınız. Şimdi burada çoğu ve kimin o imnida verildiğine göre ben kimin oyum diyeceğim, değil mi? O zaman çoğunun kimin o imnida. Bu kadar. Zaten cümleler resmiyle çekimlenmiş, verilmiş aslında. Çe irimi çeyin imnida. Bence burada bu şekilde cümle kurulacak. Ç neydi? Ço enin kısaltılmış haliydi. Yani benim adım. Ç irim. Ço'ye irim. Benim adım. Tamam mı? Benim adım çeyin imnida. Diyeceksem ç irimi çeyin imnida. Ya da ın da olabilir. Fark etmez. Çünkü neden? Burada kendimizi tanımlıyoruz. In daha iyi olur. Çe irimin çe inimida. Mintam şi çe çingu inida. Mintam şi nın çe çingu yeyo. Arkadaşlar bu normalde burada resmi verilmiş ya. Burada da resmi olacak ama ben sizler samimi çekimleme de görün diye bunu değiştirdim. Bilginiz olsun, tamam mı? Bu yüzden burada samimi gördüğünüz aniye böyle oldu demeyin. Ben bunu samimileri bilerek samimi yazdım ki siz resmi de hani hem resmi formunu görün hem samimi formunu görün diye. Mintam şinen çe çingu yeyo. Mintam benim arkadaşımdır. Çe koyang ilboni. Ya benim memleketim işte Japonya'dır diyecekken nasıl deriz? Çe koyangın ilbon imnida. Benim memleketim Japonya'dır. Bakın bunlar bazı cümleleri nasıl kurabileceğinize örnek olduğu için veriyorum. Yoksa şey değil hani zor bir şey yok burada ama ben işte bu verilenlerden bir cümle kurulduğunda nasıl kurulur? Siz bunları daha sonra kullanabilir misiniz diye göstermek için verdim. Bunlar günlük hayatta işinize yarayacak cümleler. İşte benim adım şu. Ben bu kişi benim arkadaşım ya da benim memleketim şurası gibi cümleler günlük hayatta çok işinize yarayacak. O yüzden kuruluşlarını görmeniz çok güzel ve önemli. Buraya bakalım. Sonsengim yoca imnida. Benim öğretmenim ya öğretmenim kadındır falan diyecek herhalde. Sonsengimin yoca imnida. Sonsengimin yoca yeyo da olur. İmnida da olur. İkisi de aynı. Dediğim gibi samimileri ben kendim samimi yaptım. Çe çingu hesavon imnida. Diyor ki benim arkadaşım şirket çalışanıdır. Bakalım çe çingunun hesavon imnida. Yani arkadaşlar burada cümleleri tek tek bir inceleyerek bakacak olursak. Şimdi bunlar şu yeyolar da arkadaşlar imnida ile bitebilirdi. Ben samimi formlarını yazdım. Siz deftere
hepsinin hem samimi hem resmi formlarını yazabilirsiniz. O bir fark, o fark etmez. Ben farklılıkları görün diye böyle yaptım. Şimdi cümlelerin bir anlamlarına bakalım. Çeirimin, çeyinim mi da? Benim ismim Çeyindir. Mintam şinin, çeçinguyeyo. Mintam benim arkadaşımdır. Çekoyangın, ilbonim mi da? Benim memleketim Japonya'dır. Sonsenimin, yocayeyo. Öğretmenim kadındır. Çeçingunun, hesabonim mi da? Benim arkadaşım şirket çalışanıdır. Gördüğünüz gibi bunların hepsi isim cümlesine örnektir. Ve aslında ınlın eki, iyilik ekleri, isim cümlesi, işte resmi çekim, samimi çekim ya da meslekler gibi gibi birçok öğrendiğimiz konuyu burada tekrar etmiş olduk. Lütfen sizler de bunları yazarken isterseniz şunlara önce bakmadan bir şunlardan kendiniz cümle kurmayı öğrenin. Yani deneyin. Sonrasında bunları zaten benim anlattığım şeyler üzerinden kontrol edip yazarsınız. Umarım sizler için anlaşılır ve güzel bir tekrar olmuştur. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın deyip dersi bitiremiyorum. Bir dakika, bitmemiş. Burada bir de fiil çekimlemelerini tekrar edelim. Bir arkadaşlar bu tabloyu koymuştu. Şimdi isterseniz hızlıca bunu da yapıp dersi bitirelim. Şimdi hada fiilini resmi formda çekimleyecek olursak, bir dakika önce ben resmi vermişim. Evet, tamam. Hem resmi formda vermişim hem samimi. Bunu resmi formda çekimleyecek olursak önce bunu atarız, değil mi? Son harfine bakarız. Ne olacak olumlu da? Hamnida, değil mi? Bakalım. Hamnida. Samimi formda ise A ile bittiği için ne olur? A ile bittiği için değil. Hada'nın özel bir kuralı vardı. Direkt hey oluyordu. Bunu düşünmenize bile gerek yok. Anlatmıştım zaten kural olduğu için. Resmi formda olumlu hali hamnida. Samimi formdaki hali hey oydu. Soru haline bakalım. Resmi formda hamnikka. Samimi formu hey o. Olumsuz haline bakalım. Olumsuz hali yok. Neden? Çünkü henüz olumsuz cümle kurmaları öğrenmedik. Siz bu tabloyu yaptıktan sonra olumsuz hallerini arkadaşlar defterinize kendiniz ekleyin. Çünkü biz bu videoyu henüz yani bu video YouTube'a yüklendiğinde henüz siz olumsuz cümleleri öğrenmemiş olacaksınız. O nedenle öğrendikten sonra kendiniz fiillerin olumsuz hallerini kenara yazarsınız. Kada fiiline bakalım. Kada yine sesli harfle bittiği için ne olacak? Kamnida, kayo, kamnikka, kayo. Samimilerde sadece tonlamayla ifade ediyorduk sorumu yoksa olumlu cümleme olduğunu. Ona da dikkat edelim. Şimdi o da gelmek fiili. Bu yapmaktı, bu gitmekti, bu gelmekti. O zaman bu sesli harfle bittiği için ne olacak? Omnida. Samimi formu ise bu O ile bittiği için arkadaşlar. Burada kaynaşıyor O ve A. Ne oluyor? Bunu anlatmıştım. Vay oluyor. Soru hali omnikka. Burada size bunu yazmamışım. Samimi formunu yazmamışım. Çünkü aslında sonuna soru işareti koyunca ikisi aynı oluyor. Mokta. Da'yı atıyoruz. Sonu sessiz harfle bittiği için. Moksumida oluyor. Resmi formu. Samimi hali de o şuradaki ses o olduğu için aslında mogoyo oluyor. Yani oyo alıyor. Devam edelim. Soru formu resmi de moksumnikka. Samimi de ise şurayla aynı. Sonra sadece soru işareti koyuyorsunuz. Mogoyo. Sada arkadaşlar satın almaktı. O zaman da'yı atıyorsunuz. Samnida, sayo, samnikka, sayo şeklinde soru formları da burada gördüğünüz gibi. Devam edelim. Bunları arkadaşlar, şunları size ödev olarak veriyorum. Burada sadece çuda fiilini göstereceğim size. Çuda arkadaşlar vermek fiilidir. Bunu atarsanız çumnida, çoyo, bunun resmi ve samimi halleri. Çumnikka resmi soru, çoyo da samimi soru hali.
Bunları da lütfen not alın. Bu diğer 4 fiilde yorumlarda siz çekimleyin. Ben kontrol edeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Bakalım dersimiz bitmiş mi? Bitmemiş. Son birkaç örnek. Burada da iyilik eklerinin tekrarını yapmak istemiştim. Siz aslında arkadaşlar daha önce öğrettiğim gibi. İyilik eki, işte Mert'in arabası derken o Mert'in arabasının in eki var ya, Mert'in arabası. Bu in ekine denk gelen ek Korece'de bu e ekiydi. Bu e ekini siz konuşurken eklemeseniz de hani Mert çadongça deseniz de Mert'in arabası anlamına geliyor. Ama yazı dilinde hani resmi şeylerde falan filan o yazı dilinde yazmanız gerekir. Ancak günlük hayatta işte herhangi biriyle konuşurken kullanmasanız da olur. Çünkü Koreliler bunu düşürebiliyor. Bilginiz olsun, tamam mı? Burada işte hem kullanıldığı hem de kullanılmadığına örnek vermek amacıyla burada iki tane örnek verdim. Mert'e çadongça Mert'in arabası. Mert'ça Mert'in arabası. İkisi de aynı anlama geliyor. Bir de burada şunu da göstermeye çalıştım size. Çadongça da araba demek, ça da araba demek. Tamam mı? Yani burada birçok şey değinmeye çalıştım aslında. Şimdi bir tane daha bir şey var. Arkadaşlar burada senin ayakkabın dediğimizde bu ne olarak yazılıyordu ama ni olarak telaffuz ediliyordu. Yazamadım. Ni. Nişinbal. Tamam mı? Senin ayakkabın. Nişinbal. Kıyocae dresi. Kıyocae dresi. O kadının elbisesi. Kangajie tol. Kangajie tol. Köpeğin tüyü. Köpek tüyü. Köpeğin tüyü. Tol arkadaşlar kıl demek. Ama köpekle kullanılınca tüy anlamında da kullanabilirsiniz. Köpeğin tüyü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İyilik ekleriyle ilgili de farklı örnekler görmenizi istediğim için bunları verdim. Dersimiz bitti. Umarım sizin için çok faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.